Herkese selam arkadaşlar. Küçük Burcu Vezi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda yerden yüksek Ibiza var. Neden yerden yüksek Ibiza diyorum? Çünkü her detayı bana Ibiza'yı hatırlatıyor. Yani SUV sınıfını aldığımız bir araba ama Ibiza'dan da Leon'dan da daha hafif. Birazdan zaten 10 günlük Arona ile olan tecrübelerimden paylaşacağım. Hatta buralarda köy imkanlarında, asfalt koşullarında tüm tecrübelerimi sizlere aktaracağım. Araba dışarıdan SUV'cuk gibi gözüküyor olabilir ama normal bir B sınıfı hatchback'ten bile daha kötü bir yol tutuşu var. Hepsinden bahsedeceğim. Şimdi bizim arabamız 1.0 benzinli. Şöyle kaputu açarak sizlere bir göstereyim. Tabi amortisörlü bir kaput beklerseniz daha çok beklemeniz gerekecek. Çünkü amortisörlü kaput yok. Hatta bu da buraya takılıyor. Bizim arabamız 1.0 benzinli. 110 beygir. Tabi 1.0 versiyonlarının 115 beygir olanları da var. 115 beygirli olanları daha iyi diyorlar. Artık biliyorsunuz ki küçük motor, turbo desteği ve 3 silindir modu oldu. Yani çoğu marka bunu artık kullanmaya başladı. Hem yakıt tüketiminden hem de motorları küçültmeye başladılar. Vergiydi, emisyondu. Birçok etken var. Tabi bu arabanın bir de 1.6 dizelleri var. 1.6 dizelleri de 95 beygir oluyor. Tabi onların motor performansı nasıl ya da böyle ses yalıtımı, bağırtısı nasıl bilmiyorum. Kendim 1.6 Leon kullanıcısı olarak Seat'ın yalıtımı çok kötü ve dizel kullanıyorsanız bu dizel sesini içeriye buram buram alıyorsunuz. Rüzgarla birlikte birleşince de yani müziği bayağı bir açmanız gerekiyor. Seat'ın dizelini aldığınız zaman bir de o yalıtımla birleştiği zaman çok fazla ses oluyor. Yani Seat'ın tüm gruplarında öyle midir bilmiyorum. Yeni Tarakolar olsun, Atekalar olsun hepsini tek tek deneyimlemedim. Ama en azından amiral gemisi olan Leon'da deneyimlediğim kadarıyla çok iyi bir ses yalıtımı yok. Çok iyi bir amortisör, süspansiyon yok. Yani her şeyden ufak ufak var. Bunları neden yok diye söylüyorum. Çünkü arkadaşlar şu araba bile 450 bin lira. Yani yarım milyon verdiğiniz arabada birçok eksik var. Ama saçma bir şekilde birçok artı da var. Yani bu arabanın tam olayını anlayamadım. Hani bazen şey deriz işte Japonlar çok iyi doldurmuşlar. Koltuk ısıtma var. İşte bu özellik var vesaire sayarız. Ya da Renault deriz işte arkalar çevirmeli deriz. Teyip yok deriz. Ama bu arabada bir karmaşa var. Var mı yok mu? Koymuşlar mı koymamışlar mı? Ben de tam 10 gündür çözemedim. Hepsini size anlatacağım yani. O ikilemde bırakan unsurları sizlere hepsini tek tek göstereceğim. Dediğim gibi arabamız 1.0 benzinli. Yakıt performansını da içeride göstereceğim. Çünkü 2000 kilometre ve 10 gündür bende. Yani bu arabayı iyi bir şekilde deneyimlediğimi düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Yalıtım konusunda kötü dedim. Arabada herhangi bir motor yalıtımı yok. Ama bunları sonradan dışarıda taktırabiliyorsunuz. Yani zaten motorun sesi de çok fazla gelmiyor. Hem silindiri az hem motorun hacmi düşük. O yüzden benzinli de sıkıntı yok. Ama dizellerinde eğer yalıtımsızsa çok fazla ses olacağını düşünüyorum. Şöyle kapatalım. Bizim aracımızın paketi bu arada Xcelance. Bir de bunların 2022'de makyajlananları var. Artık Xcelance paket yok. Experience oldu. Xcelance artık kaldırdılar. Experience ama X'ten yürüyorlar. Zaten bu X detaylarını hem direksiyonda görebiliyorsunuz hem de aracın şöyle yan tarafını göstereyim. Arka sütunda da X detaylarını görebiliyorsunuz. Yani paketini arabanın dışından da anlayabilirsiniz artık. Bu arada bu araba beyaz. Bence bu arabaya hatta hiçbir arabaya beyazı yakıştıramıyorum. Yani beyazın yakıştığı bir araba yok. Bir tane Akın vardı hatta. Diyor ya kardeşim beyaz araba falan yoktur. Beyaz araba boyanmamış arabadır. Bence de öyle. Beyazı hiçbir arabaya yakıştırmıyorum. Tabi ticaretimiz için de alırız, satarız. Kendi bineceğim arabaları beyaz alamıyorum. Yani beyaz bence de boyanmamış araba gibi duruyor. Yakıştıramıyorum. Mesela bunların turuncuları, kırmızıları, mavileri var. Çok hoş duruyor. Beyazları bence biraz sönük kalmış. Tabi jantlarımıza geçtiğimiz zaman arabamızın üzerinde 16 alüminyum alaşımlı jantlarımız bulunuyor. Tabi bunları opsiyon olarak da satın alabildiğiniz seçenekleri var. Ya da FR'larında 17 bildiğiniz çelik jantları var. Siyah. Bence onlar bu arabaya çok muazzam yakışıyor. Çok da güzel oluyor. Onun haricinde SUV araçlarda şu plastik detayları hiç sevmiyorum. Bizim Tuguyen'de de aynı şekilde. Yani bunların en azından kaporta rengi olması lazım. Ya da marşbiyerle gövde rengine boyanıp şekillendirilmesi lazım. Bu plastik detayları hiç sevmiyorum. Yani arabayı boğuyor açıkçası. Arabamız boş dedim. Dediğim gibi o ikilemde bırakan şeylerden bir tanesi. Arabamızda 360 derece park sensörü bulunuyor. Yani sadece önlerde değil yani yanlarda da park sensörlerine rastlayabiliyorsunuz. Arabanın her tarafında park sensörü bulunuyor. Tabi arabamızın LED far opsiyonlu olanları da var. Bu sadece pakete bağlı bir şey değil. Xcelance'ların LED olanları da var. Ama bizim arabamızda halojen farlar bulunuyor. Yani bunların LED'lerini de aldığınızda çok daha güzel bir görüntü hem de çok güzel bir ışık sağlayabiliyorsunuz. Panjurumuz sadece siyah plastik panjur değil. Krom detaylarda bulunuyor. Yani bu krom detaylarda arabanın bütünlüğünü oluşturmuş. Güzel olmuş açıkçası. Şu aşağıda kara bir şey var. Bu ne diyeceksiniz? Arabamızda şerit takip de var. Bunun yanı sıra hız sabitleyicisi var. Cruise control
kontrolü var, ani fren desteği var. Yani birçok elektronik aksamı var ama el freni hala çekmeli. Yani ikilemlerden birisi de bu. Devam olarak anlatacağım sizlere sürekli. Tabi aracımızda sis farları da bulunuyor. Bunlar da normal halojen, yani herhangi bir led bulunmuyor arabamızda. Bu arabamızda katlanır ayna da bulunuyor. Şöyle göstereyim. Yani bu normalde işte halojen, işte amortisör kaputu olan ya da B segmenti arabalarda bulunmaz. Ama bu arabada katlanır ayna var. Hatta bunun yanı sıra bu arabada anahtarsız giriş de var. Şöyle göstereyim. Anahtar burada. Kapattım. Cebime koyuyorum. Bastığım zaman açılıyor. Yani bu anahtarsız giriş çok kullanışlı bir olay. Çok güzel bir olay. Anahtarsız girişin yanında arabamızda anahtarsız çalıştırma da bulunuyor. Ama şu Seat'ta, Skoda'da anlamadığım bir olay var. Bu arabalarda tamam, anahtarsız giriş var. Bunun yanı sıra anahtarsız çalıştırma var. Ama şu olay çok kafa karıştırıyor. Yani kullananlar bilir. Sürekli bunu açıp da şöyle arabayı çalıştırasım geliyor. Tamam, okey diyeceksiniz, pili bittiğinde bunların hiçbirisi çalışmayacak. Şurayı sök, işte buradan aç, çalıştıracaksın vesaire. Ama bu anahtarı değiştirebilirdiniz. Çünkü neden? Bu normal start stopu olmayan araçlar için. En azından bu kalıp şeklinde olup alttan çıkmalı olabilirdi. Yani sürekli böyle kullanılacak bir tarzda yapılmayabilirdi. Ben o yüzden bunu eleştiriyorum. Anahtarı çıkarmışken de göstereyim. Şöyle bir anahtarı var. Klasik VAG grubunun anahtarı. Halojen. Yani bunların led olanları var, dediğim gibi opsiyon olarak ya da paketle birlikte alabiliyorsunuz. Önlerde olduğu gibi arkalarda da park sensörlerimiz bulunuyor. Geri görüş kamerası da var. Yani bunlar güzel detaylar, olması gereken detaylar. Tabii yenilenen kasasında bu Arano yazısı daha şekilli, biliyorsunuz Seat'ın yeni nesil yazı stilinden. Şöyle bagajımızı açalım. Elektrikli bir bagaj yok. Bagajımız 400 litre. Yani B SUV'a göre yeterli bir bagaj. Çok fazlasını da bekleyemiyorsunuz. Zaten arabanın boyut olarak büyük bir boyutu yok. Zaten bunun altında da steplemiz falan var. Bagajımızı kapatalım. Aracımızın dışından bu kadardı. Gelin şimdi hep birlikte bir de içine bakalım. Aracımızın içine bindik. Aracımızda birçok özellik saydım sizler için. Ama şu el freni ilk göze çarpan en büyük detay. Sürekli Clio'da eleştiriyordum. Seat'ta da eleştiriyorum. Zurna dürümünde, tabi bu kamiklerde falan da var. Volkswagen artık bunu da kullanmaya bol bol başladı. Normalde eskilerinde yapmıyordu. Şöyle göstereyim. Koca bir el freni bulunuyor, cartlı curtlu. Yani bu kadar start stop, anahtarsız girişler, bilmem neler, bu kadar özelliğin arasında insan şurada kenarda köşede de bir elektrikli park freni bekliyor açıkçası. Bu bence yakışmadı. Paket falan fark etmez yani. Bunu en boş paketine bile koymaması gerekiyor artık bu kadar elektronik çağdaysak. Tabii aracımızda start stop bulunuyor bastığımız zaman. Aracımız çalışıyor. Çok sesli bir çalışması yok. Çift taraflı klimamız var aracımızda. Klima performansı da güzel zaten, yani yeni araba olduğu için buna bir şey diyemeyiz. Aracımızda yeni nesil tüm arabalarda olduğu gibi Type-C girişleri bulunuyor. Tabi aracımızda kendi kendine park özelliği var. Buna bastığımız zaman burada bir yazı çıkıyor. Lütfen sinyal verin ve geri vitese takın diye. Kendi park yerini bulup otomatik park ediyor. Yani işte kastettiğim en büyük ikilemlerden birisi de bu. Arabada çok güzel 360 derece bir park sistemi. Kendi kendine park. Çok fazla güzel beğendiğim özellikler var. Bakın hepsini objektif olarak söylüyorum. Ön yargılı işte bir şeyine takılıp da bu arabanın her şeyini kötülemiyorum ya da her şeyini övmüyorum. Ama bu arabada daha önce hiçbir arabada rastlamadığım bir ikilem var ya. Yani çözemiyorum bu arabada yani. Bu kadar park desteği, kendi kendine park koyuyorsun ama bu el freni ne kardeşim ya? Bu nedir yani? Ya da ne bileyim, şuralara bir deri detaylar, bir şeyler yapılabilirdi. Her yer arabanın sert plastik, bir de yani keşke sert bir plastik olsa, hani böyle dolu dolu bir sertlik olsa, mesela kedide dolu dolu sert bir plastik, ama bundaki plastik de ince plastik. Hani ince plastik demek istemiyorum, plastik ama plastiğin kalitesi de kötü. Hani bu detaylarda biraz daha iyileştirmeler, güzellikler yapılabilirdi diye düşünüyorum. Ama bu kendi kendine park özelliğini de es geçemem. Çok güzel bir özellik şehir içinde, yani güzel imkanlar sağlıyor. Çünkü köydeyiz şu anda, bunu test edemeyeceğim. Ama belki bir araba arası vesaire bulursam da test sürüşünde onu da denemek istiyorum. Videoyu kısa bir bilgilendirme. 1.0 yani 3 silindirli bir motorun uyumu nasıl diyecekseniz, vites geçişi konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Ama eğer onu hissediyorum ben derseniz de, DSG kullananlar bilir, belki kullanmayanlar için de, bilmeyenler için de şöyle söyleyeyim. Arabayı sporta aldığınız zaman daha alışık olduğunuz tarzda bir vites geçişini hissedebiliyorsunuz. Yani bu da püf detaylarından birisi. Böyle uzun yoldayken falan sporta alın. Hani sportu sadece şey biliyoruz, deviri yükselen, hızımızı kazanmamızı sağlar falan. Onun haricinde vites geçişlerinde de iyileşmeleri, yani kendi istediğinize göre şekillendirmeleri alabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra aracımızda multi
multimedyamız var. O kadar büyük bir multimedya yok ama multimedyada CarPlay vesaire desteklemiyor. Tabi bunların full paketlerinde destekleyenler var ya da opsiyon olarak açtırabiliyorsunuz. Aynı şekilde opsiyon olarak koltuk ısıtma satılıyor, kablosuz şarj satılıyor. Bazı paketlerde olanları da var. Opsiyon olarak hepsini aldığınız zaman yüksek bir miktara çıkıyor ama arabanızda dolu dolu oluyor. Büyük bir multimedyası yok ama bunların yenilenen kasalarında böyle daha dik bir tasarımla birlikte geliyor ve daha büyük bir multimedyası var. Tabi bizim aracımızda yine dediğim gibi hayalet gösterge de yok ama hayalet gösterge olanları da var bunların. Opsiyon olarak satın alabiliyorsunuz. Şöyle sizler için direksiyonu göstereyim. Dediğim gibi o X detayları, excellence detayları direksiyon üzerinde de bulunuyor. Hani FR'larda alışık olduğumuz detaylar. Yani en azından viteste de beklerdim ya da viteste krom detaylar. Vites kısmı çok boş kalmış. Onun haricinde zaten Seat grubundan alışık olduğunuz direksiyon üstü tuşlarımız bulunuyor. Şöyle göstereyim. Aracımızda tabii ki hız sabitlemesi vesaire de var. Burada da zaten front assist'in uyarısı bulunuyor. Çok merak ettiğiniz bir şeyi göstereyim. Şöyle kara basalım. Yakıt aldıktan sonra değil, uzun süreli göstereyim sizlere. Yani ben zaten 2000 kilometreye yakın yaptım. Yani bu detaylar bana ait detaylar. Ortalama 52 kilometre hızım var. Ama arkadaşlar bu 52 kilometreyi şey olarak algılamayın. Normal bir yolda algılamayın. Çünkü Karadeniz yollarında çok rampa ve çok yüksek devirde kullanıyorsunuz. Yani çok fazla hız yapamıyorsunuz ama araba çok yoruluyor. O yüzden bu hızı yani uzun yolda daha fazla hız olarak değerlendirebilirsiniz. Yine 2000 kilometrenin üzerinde bir yol 6.4 yakıyor. Daha önceki videolarda da gösterdim. 6.3, 6.4 bu civarlarda yakıyor. Yani bu detaylarda ortalama 1 lira 25 kuruş, 1 lira 30 kuruş benzin fiyatına göre değişir. Ama bence şu anki günümüz yakıt fiyatlarına göre yakıtı çok güzel. Yani 6.4 benzinli bir arabaya göre, DSG şanzıman, otomatik şanzıman bir arabaya göre bence çok güzel rakamlar. Ve bu arabayı sürekli uzun yolda, sabit yolda kullanmadım. Dağ, tepe, taş çıktım, bayır çıktım, deviri yüksek şekilde çıktım. Yakıt konusunda hakkını yemem. 1.0 küçük motorlar gerçekten yakıt konusunda güzel. Hele ki 3 silindir olanlar yakıt konusunda çok güzel. Performans konusunda birazdan şimdi sizlerle birlikte test sürüşünde deneyeceğim. Ama test sürüşüne çıkmadan önce bir de sizlere arka yaşam alanını göstermek istiyorum. Tabi aracımızın ön kısmında olduğu gibi arka kısımlarda da aynı şekilde her yeri plastik. Yani plastik olmayan hiçbir yeri yok. Sadece kapı kolu krom bir detayı var. Yani geri kalan her yer siyah, plastik. Arka yaşam alanına baktığımız zaman yani kafa mesafem güzel, diz mesafem güzel. Yani sonuçta SUV segmentinde geçen bir araba. O yüzden zaten kafa mesafesi, diz mesafesi bu arabalarda çok fazla konuşulmaması gerekiyor. Gayet yeterli. Ama şu arka kısmı göstermek istiyorum. Hiçbir şey yok. Az önce saydığım ikilemlerden birisi de bu. O kadar özellik, o kadar şey var. Ama arkada ne klima menfezi, ne bir Type-C çıkışı. Yani hiçbir şey yok. Hatta şu gördüğünüz kol dayamasını bile opsiyonla satıyorlar bayilerde 2000 liraya. Yani bu da opsiyon olmasın be kardeşim. Yani şunu da artık koyuverin. Şunun arkasında da bir klima oluversin yani. Hani o kadar özelliği koyuyorsan bunları da artık bekliyoruz. Şimdi test sürüşümüze çıkalım. Şu el frenini indirmek ve kaldırmak o kadar bana ağır geliyor ki küfür gibi bildiğiniz. Bu kadar özelliği olan bir arabada şu olmaması lazım da hep söylüyorum. Hep de söyleyeceğim yani. Çünkü olmaması gerekiyor. He bu, bir de bakın. Bak söylemeyi unuttuğum bir şey var. Ön kısımda hala Tofaş'ta bile bu kadar küçük değildi be. Ya bir de malzeme kalitesi falan çok kötü plastikleri. Sarı bir ışık. Beyaz da değil. Ön kısımda bu kadar. Bakın tamam bunu geçtim. Şöyle arka kısmı göstereyim. Arka kısımda bu kadar büyük arabada, SUV dediğimiz arabada aydınlatma bulunmuyor. Lan şuraya ufacık bir aydınlatma koymaya üşendiniz mi ya? Yani şurada bir aydınlatma olsa ne olacaktı yani? Yani bunlar beni ikilemde bırakan, düşündüren şeyler. Bu arabada start stop var. Kendi kendine park etme var. Şuraya ufak bir ışık mı koyamadınız be kardeşim? Öne park sensörü koymuşsun. Bunu mu koyamadın ya? Anahtarsız giriş koymuşsun dışarıya. Start stop koymuşsun. SUV dediğin arabaya tamam B SUV olabilir, kompakt SUV olabilir, C SUV olabilir ama şuraya bir kol tutamacı koyamadınız mı ya? Yani bunlar ufak detaylar. Olması gereken detaylar diye düşünüyorum. Yani mesela bazen yolda giderken arıyorum şöyle tutunmak için çünkü. Ne önde ne arkada var. Hatta arkada gösterdiğim gibi ışık bile yok. Yani opsiyon olarak olanı olmayanı hepsini sizlere göstermeye çalışıyorum. Almak isteyenler de bunlara göre karar vermiş olurlar. Şimdi bir yol sürüşüne çıkıyorum. Yol yok denebilecek kadar kötü bir yol. Tabii köylerde genelde yollar böyle olur. Ama en azından test etmek açısından güzel oluyor. Tabii bazı taşları gördüğü için hemen park sensörü ön tarafta devreye giriyor. Yani dıt 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 diye. Tek şeritli yolda iki araba
araba geçmek. Karadeniz yolları böyle. Yani memleketimin yolları hem virajlıdır hem ağaçtan gelen arabayı göremezsin. Hem de tek arabanın gideceği yerden iki araba geçersin. Buradan da Karadenizli, hatta tüm Türkiye, tüm ümmeti Muhammed, tüm insanlar, herkese selam olsun. Değişik bir sesleniş tarzı oldu ama bu da küçük burjuvazinin farkı olsun. Yol tutuşu olarak bunlardan bahsedeyim. Bu yollarda test ettiğim kadarıyla, daha önce Leon'la da köye geldik. Leon'la da çok fazla uzun yol yaptım. Yani 1,5 senede 50 bin kilometre yol yaptığım bir arabadır Leon. Her şeyini biliyorum. Bununla da 2000 kilometre yol yaptım. Kıyasladığım zaman hem Ibiza hem de Leon, zaten fabrika verilerine göre de kilogram olarak bu arabadan daha ağır arabalar. Bu araba yerden yüksek olduğu için altından bolca hava geçiyor. Boyut olarak büyük, kilogram olarak da hafif olduğundan yol tutuşu çok kötü. Yani buna yol tutuşu işte biraz zayıf kalıyor falan demeyeceğim. Yol tutuşu çok kötü. Neden? Çünkü bir viraja giriyorum. Ön taraf ağır, önden çekişli bir araba. Arka taraf bagaj kısmı boş. Arkası uzun bir araba. Direkt arkayı savuruyor. Yani direkt sizi arkadan doğru atıyor. Dediğim gibi yerden yüksek olduğu için, çok da ağır olmadığı için araba sekerken böyle virajlarda keskin girdiğiniz zaman direkt sizi atıyor. Yani böyle yaylanarak girmiyor. Yani direkt kalıp olarak girdiği için siz de böyle savruluyorsunuz. Yani yol tutuş konusunda çok kötü dediğim gibi. Süspansiyon kalitesi olarak orta. Buna iyi de kötü de diyemem. Mesela Ali'nin kedisi de yeni nesil bir araba. Aynı şekilde VAK grubu 2021. Süspansiyon kalitesi çok güzel. Ama bu araba da aynı şekilde 2021 model. Ama o kadar kaliteli bir süspansiyonu yok. Ama çok kötü de bir süspansiyonu yok. Yani tak tak vurmuyor. İdare eder bir süspansiyonu var. Yalıtım olarak dediğim gibi çok kötü. Camlardan da çok ses alıyor. Ön kısımdan da rüzgar sesi alıyor. Çünkü motor yalıtımı falan da yok. Yalıtım konusunda da çok iyi diyemem. Yani objektif olarak her şeyini açıklıyorum. Yani bu arabalar daha çok şehir içi kullanıma uygun olduğu için, dağda taşta çok kullanılmadığı için bu tarz şeylere önem vermiyor olabilirler. Mesela bu arabanın direksiyonu çok güzel. Hani böyle bir parmağınızda çevirebiliyorsunuz. Çok yumuşak. Genelde ağır SUV arabalarda bu kadar yumuşaklarına rastlamayız. O yüzden dediğim gibi B SUV, yani şehir içi kullanımına uygun SUV'lar olduğundan dolayı bu şekilde tasarlıyor olabilirler. İnceleme bahanesine de şöyle yukarılardan bir Karadeniz manzarası göstereyim. Belki Karadeniz'de izleyen vardır, izlemeyen vardır. Biraz gözümüz gönlümüz açılsın. Her şeyde araba demek değildir, araba incelemesi demek değildir. Böyle de güzel bir manzarada inceleme yapıyoruz. Çok güzel bir ortam var burada. İnsan buralarda yaşamak istiyor da iş imkanı, yani yapacak bir şey yok. Güzel bir Karadeniz manzarasında Seat Arona'yı inceledik. Her detayından bahsetmeye çalıştım dilimin döndüğünce. Genel olarak beni ikilemde bırakan bir araç. Sürekli de bunu söylüyorum. Var mı, yok mu, az mı, çok mu? Ben çözemedim. Sürekli de yeni bir şey görüyorum. Bazen ışığı görüyorum. Bazen kol tutamacını, bazen o zurna dürüm el frenini görüyorum. Ama beni tek tatmin eden şey Renault ile kıyasladığımda en azından. Arkalarda en azından elektrikli camlarımız var. Yani onların olmayanları da var. Teybi olmayan arabalar da var. Bazı şeyleri artık şükretmeye başladık. 450 bin lira, yarım milyon ve böyle bir araba alıyoruz. Normalde bu arabaların 20 bin, 30 bin birim olması lazım. Çok gereksiz paralara çıktı. Ama piyasa bu. Yapacak bir şey yok. Yani 100 bin liralardan, 200 bin liralardan artık tofaşlar satılıyor. Bu arabalarda artık bu fiyatlar ediyor. Dediğim gibi yapacak bir şey yok. F30'lar zamanında 70-80 bin liraydı. Ali'ye de yarım milyonu F30 aldık geçen de. Artık piyasa bu. Çünkü dolar 15, euro 16. Yani buna alışmamız gerekiyor sanırsam. Çünkü bu araba daha geçen sene bayi fiyatından 200-250 bin liraya satılıyordu. Şu an 450 bin, yarım milyon olmuş. Belki seneye 700-800 olacak. Bunu da bilmiyoruz. Şu an çok diyoruz. Seneye baktığımız zaman şu anki fiyatı ucuz gelecek olabilir. Yani hayırlısı, bakalım piyasa ne olacak? İnşallah düşer. Yani bu kimsenin işine yarayacağını düşünmüyorum. En yakın zamanda inşallah düzelir diyorum. Hayırlısı olsun. Sizler için 450 bin liralık fiyatıyla Seat Arona'yı inceledim. Siz 450 bin liraya ne alırdınız? Ya da 450 bin liraya bu arabayı alır mıydınız? Hepinizin yorumlarını bekliyorum. Kanalımızda bunun gibi birçok araba alım, araba satım ve araba inceleme videoları bulunuyor. Bu videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunun yanı sıra gezintilere çıkıyoruz. Arabaları inceliyoruz. Instagram hesaplarımızda birçok story post paylaşıyoruz. Bunları da kaçırmamak için Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Tabii Instagram hesaplarımızda harika çekilişlerimiz oluyor. Hatta şu anda 20 bin liralık bir bilgisayar çekilişi var. Yakın zamanda onu da açıklayacağız. Hepinizi de Instagramlarımızı takip etmeye davet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Güzel günlerde yeni videolarda görüşmek üzere.